Gerçekten Roblox hesabım çalındı. Ama ben nasıl kurtardım? Bugün bunu göstereceğim. Ve size derinliklerine kadar anlatacağım. Kimse benim hesabımı çalamaz demeyin. Çalabilirler. Ama önemli olan burada o hesabı nasıl tekrardan geri alabiliriz. Bugün bunu anlatıyorum. O yüzden arkadaşlar sizden bu videoyu özel binlerce like istiyorum. Bakın rakam belirtmiyorum, gönlünüzden ne geliyorsa. Hadi bakalım şu anda sonuna kadar izleyin. Sonra bana soru sormanıza gerek kalmayacak. Okey. Nasıl çalındı? Ne yapıldı? Ve ben bu hesabı nasıl kurtaracağım? Bugün bunu göstereceğim size. Çoğunuz genellikle benim hesabım çalındı. Ben hesabımı ele geçiremiyorum. Sürekli bu durumla karşılaştığınızı farkındayım. Ama bugün size gerçekten hesabınızın bütün her şeyini değiştirseler de, mail adresini, şifresini, telefonunu, pin kodunu, her şeyi değiştirseler de bu hesabı nasıl geri alabilirsiniz? Onu göstereceğim ve pin kodu unutan arkadaşlarımız var. Onu da nasıl sıfırlayabildiğinizi göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Kesinlikle sardırmayın. İlk başta size pin kodu sıfırlamayı gösteriyorum. Bu kısmı atlamak isterseniz atlayabilirsiniz. roblox.com/sport arkadaşlar. Yazdığınız zaman bakın buraya her şeyinizi, bütün bilgilerinizi yazacaksınız. Şu kısım çok önemli. Şifre, eğer hesabınız çalındıysa ne yapmanız gerektiği ile ilgili bunun önemini de anlatacağım arkadaşlar. Bu arada sallama maildir. Kesinlikle denemeyiniz. Username olarak da kendi hesabımın olduğunu gösteriyorum arkadaşlar. Damla_TPC. Öncelikle bakın nereden oynadığınızı göstermek zorundasınız. PC ya da telefonla genellikle oynayanlar ise Android phone ya da tablet seçebilirsiniz. Ben PC'den oynuyorum. Yani iki cihazdan da oynuyorsanız yine PC'den seçebilirsiniz. Burada arkadaşlar bir dünya seçenek var. Bu arada Türkçe'ye çevirerek de bakabilirsiniz. Hesabınız çalındıysa, giriş yapamıyorsanız, pin kodunuzu unuttuysanız ilk kademeyi yapabilirsiniz. İki step account pin kısmını işaretliyoruz arkadaşlar. Bu arada hemen size göstermek istiyorum. Çok basit bir şekilde merhabalar, pin kodumu unuttum ve sıfırlama maili alabilirim dedim ve submit dedim arkadaşlar. Roblox'un bana gönderdiği maildi tabii ki, kesinlikle dil olarak bunları gösterdi. Yani Türkçe olarak yazamıyorsunuz arkadaşlar. İngilizce yazmak zorundasınız. Ama ben size ne yazacağınızı bile gösterdim videoda. Kesinlikle atlamayın ve izleyin. Evet sevgili kardeşlerim, merhabalar. Pin kodumu unuttum ve sıfırlama maili gönderebilir misiniz? İngilizce dil yazdım. Bu şekilde yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sonra submit dedik. Submit dedikten sonra sadece 2 gün içerisinde 26 Aralık 24 Aralık'ta çektim. 26 Aralık ve bu arada bu videoyu çekmek için yaklaşık 4 aydır bekliyorum desem yeri. Zamanım olmadı. Neyse. Sevgili kardeşlerim benim. Gördüğünüz gibi bizimle iletişime geçti. Sizin teşekkür ederiz ve pin kodunuz devre dışı bırakılmıştır. Yani pin kodunu otomatik devre dışı bırakıyor ve siz, yani size bu şekilde geliyor ve siz basarak tekrardan pin kodunuzu belirliyorsunuz. Yalnız çok önemli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Roblox artık belli kurallarda katı olmaya başladı. Yani bu ne demek? Size girip de kesinlikle şey demiyor. Bana istediğin kadar pin kodu sıfırlama maili gönder. Ben hepsine cevap vereceğim demiyor. Bilginiz olsun. Eskiden mail olarak iletişime geçilebiliyordu. Artık geçilmiyor. Sadece support'tan yazacaksınız. Ve dediğim gibi bana sadece uyarı olarak geldi. Sürekli biz bunu yapamayız. Yani bilginiz olsun demek gibi. Ama ne kadar yapar, ne kadar yapmaz onu da bilemiyoruz. İşte tam şimdi, gerçekten şimdi hesabımı çaldılar. Ve ben nasıl kurtardım onu göstermeye geliyorum. Çok önemli bilgiler var. Bilginiz olsun. Hesabınız çalındığı zaman Roblox'a birkaç kanıt vermeniz gerekiyor. Aslında belki biliyordur bu olayları ama Roblox bütün her şeyine kadar hesabınızı tutuyor arkadaşlar. Bakın bu hesaba ne zamanki yıllara kadar para geldiğini görebiliyor. Bunu kendi hesabımda, yani oyun safının hesabında göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar premium aldığım tarihlere kadar, yani bundan senelerce öncesine kadar arkadaşlar 2017, yani hesabın açıldığından beri tüm kayıtlar tutuyor. Yani bu ne demek? Birisi sizin hesabınızı çalmak istese bile Roblox'ta tüm değiştirdiğiniz mail adresleri, tüm değiştirdiğiniz bilgiler, ne zaman Robux aldın, kime Robux attın, bütün her şeyine kadar var bilgiler. Bana hangi gruplardan Robux atıldığına kadar bütün bilgiler tutuyor. Yani bir Robux'un bile kaydını tutuyor. Şimdi benim hesabım çalındı ve ben neler yaptım? Bütün adımları teker teker göstereceğim. Öncelikle kanıt olarak Roblox'a sunduğum seçenekler şunlardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok önemli olan nokta, bu arada bilginiz olsun, ben maili en son aldığım Rob Premium olarak söyledim ama siz en baştakini de söyleyebilirsiniz, en sonunda söyleyebilirsiniz. Hesabınız çalındıysa siz yine normal şartlarda mail çekin ama kesin ne kesin Robux yüklediysen hesabına, ya en azından bence benim tavsiyem 40 Robux bile olsa hesabını yükle, güvenceye al. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi ben nasıl ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk yüklediğim tarihi ben not aldım. Ne zaman? Mayıs'ın 8'inde yüklemişim arkadaşlar. Mayıs'ın 8'inde yüklemişim. Harika bir şey. Hangi kredi kartı numarasıyla almışım? Artık Mastercard 9999 son haneli. Şimdi ben ne çekmişim? Aslında birisi sizin mailinizi değiştirdiği zaman Roblox artık o kadar çok sıkı ki
bu konularda. Mesela ben kendi kendime arkadaşlar hesabımı değiştirdim. Ve burada diyor ki Damla TPC hesabının şu mail adresinden şu mail adresine değiştirilmiştir. Bilginiz olsun diyor. Bunu yapmadıysanız lütfen hemen giriş yapın diyor. Normal şartlarda şu linke tıklayın. Tıkladığınız zaman sizden eski şifreyi bile istemiyor. Gördüğünüz gibi eski şifreye girmenize gerek yoktur diyor. Yeni şifreye gir, onayla ve submit'i çak. Bu kadar basit. Ama pin kodunu eğer adam değiştirdiyse, bunu yapman çok mantıklı olmayacak. Adam o sırada pin kodunu değiştirirse sıfırlayamayacaksın, doğru mu? İşte bu noktada da yapman gereken en büyük hamleyi sana söylüyorum. Hesabım çaldı, mail adresi ve şifrem değiştirdi, kesinlikle yazın. Bu zaten stabil bir şey arkadaşlar. Hesabımın bağlı olduğu link, yani mail adresi arkadaşlar, deneme@gmail.com. Sizin hangisiyse değiştireceğiniz seçenek bu olacak. Şimdi bundan başka hesabınıza Robux yüklemediyseniz şayet, hesabınıza ya da herhangi bir şey almadıysanız, tek yapacağınız şey aslında bu. Yani otomatikman bunu yaparsanız submit diyeceksiniz ve bekleyeceksiniz. Ama devam edelim. Eğer Robux aldıysanız, en son Premium 2200'ü 22 Ekim 2020 tarihinde aldım. Sizin değiştirdiğiniz şeyler ne olacak? Öncelikle ne aldınız? Örneğin buraya 400 Robux diyebilirsiniz. Aldığınız Robux'u ya da premium olarak belirtebilirsiniz. Ve ne zaman aldınız arkadaşlar? Ya bu en son aldığın değil. İstersen var ya 2 sene önce Robux al. Yine de kayıtları var diyorum ya. İşte burada olay bu. Şayet en son yüklediğiniz değil de ilk başta ödemeniz not aldıysanız, I made the first payment. İlk ödeme yaptığım zaman arkadaşlar hesabıma 22 Ekim 2020 tarihinde 400 Robux aldım. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama son aldıysanız az önce. Buna da diyelim. Okey. Şimdi nereden Robux aldık arkadaşlar? Daha da derinleştirelim olayı. Microsoft Store'dan satın aldım. Siz bunu Google Play ya da App Store. Daha da derinleştirelim. Roblox web site. Yani Roblox'un kendi sitesinden almış olabilirsiniz. Evet, with my Mastercard. Yani benim Mastercard kartımla aldım. Siz bu Mastercard'ın kartların alt kısımlarında Visa mı, Mastercard mı, bunun gibi arkadaşlar yerler vardır. Mastercard olduğunu biliyorum. Numbered 9999. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son 4 taneyi kartınızı vermeyin. Çünkü kartın numaralarını verdiğin zaman o kart da çalınabilir. Son 4 tanesi yıldız yıldız 000 3456 Mastercard. Yani gördüğünüz gibi. Ve submit dedim ve şu anda maili bekliyorum. Binlerce like istiyorum. Bakın rakam belirtmiyorum, gönlünüzden ne geliyorsa. Hadi bakalım şu anda sonuna kadar izleyin. Sonra bana soru sormanıza gerek kalmayacak. Okey. Evet arkadaşlar, öncelikle özel kendi kullandığım hesaplardan bir tanesinin mail adresini, şifresini, pin kodunu, her şeyini değiştirdim. Ve Roblox'a hesabım çalındı olarak yazdım. Ve nasıl yazdığımı da gösterdim zaten size. Şimdi ondan sonra bana mail geldi. Damla TPC'nin pini sıfırlandı. Fakat reset sıfırlamak zorundasınız. Tabii ki buraya mail adresimi yazmış, gösteremiyorum. Bu mail adresiyle sıfırlama yapabilirsiniz dedi. Biz de onu deneyeceğiz. Bakalım gerçekten de olacak mı? Çünkü mail adresi değişmişti. Şu anda Roblox'u açtık ve mail adresimi yazıyorum arkadaşlar. Bir gönderiyorum, submit dedim. Bir merak ettim acaba gelecek mi? Çünkü mail adresi normal şartlarda bu kullandığım mail adresi değildi. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Bakın çoğunuz diyor ki Osman abi benim hesabım çalındı. Osman abi ben artık hesabımı alamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ben bütün her şeyine kadar her şeyimi değiştirdim. Mail adresini, pin kodumu, şifremi değiştirdim. Ve şu anda arkadaşlar bakın kendi hesabımı nasıl geri alıyorum. Evet, reset pasaport kısmını gönderdik arkadaşlar. Ve direkt yeni şifre yapıyor ve bu arada pin kodunu da sıfırlamış gönderiyorlar. Ben size daha önceden hesabı nasıl doğrulama yapabilirsiniz, hesabı nasıl güvene alabilirsiniz videosunu çekmiştim. Ve o video ile ilgili arkadaşlar hem yorumlarda hem de açıklama kısmında hem de yukarıdaki kartlarda sağda ya da solda bulabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar özellikle şifrenizi gidip de doğum tarihiniz ya da isminiz soyunuz yapmayın. Görüyorsunuz değil mi ne kadar karmaşık bir şekilde şifreler var arkadaşlar. Üzü içerisinde semboller, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar. Şimdi ben herhangi bir tanesini belirledim. Submit dedim. Şu anda arkadaşlar bakın eğer benim hesabım gerçekten çalınmış olsaydı şu anda hesabı geri almıştım. Yani bu kadar basit aslında. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman bakın mail adresim hala doğrulanmamış. Çünkü benim mail adresimi değiştirdi ama verify yaptı. Bakın tekrardan verify e-mail mesajı geldi arkadaşlar. Biz öncelikle hesabımızı bir doğrulayalım. Teşekkür ederim. Mailimiz doğrulandı. Pin koduna geliyorum. Bakın arkadaşlar pin kodu sıfırlanmış konumda. Harika. Hemen pin kodunu açalım. 4 taneli şifremizi girelim. Doğum tarihiniz olmasın. Bilginiz olsun arkadaşlar. Annenin doğum tarihi de olmasın. Babanın da olmasın. Çünkü genellikle arkadaşlarınız çalıyor hesaplarınızı. Ben bunun çok farkındayım. Hep arkadaşlarınız çalıyor.
Şu anda sevgili kardeşlerim benim hesabı tekrardan geri almış bulunmaktayız. Bunu nasıl yaptığımı izlediniz umarım arkadaşlar.